Mustafa Hocam YouTube'u verdiniz mi? Tamam geldi. Biz başlayalım. Gelenleri de yavaş yavaş biz alıyoruz. Tamam, nasıl Sezgi dersiniz? Hanım. Merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademisi'nde yine değerli bir konuğumuz var. Bugünlerde çok ihtiyacımız olan ve aklımızdaki beslenme alışkanlıkları ile ilgili mevcut soruları sorabileceğimiz, özellikle stres halinde ve evde kalmaya bağlı olarak sürekli buzdolabına mekik dokuduğumuz bu dönemde bize tecrübeleriyle yardımcı olacak uzman diyetisyen Sezgül Şahin bizlerle. Sezgül Hanım hoş geldiniz. Merhaba Anıl Bey, hoş buldum. Teşekkür ederim. Şimdi sözü size bırakıyorum. Daha sonra soru cevap Tamamdır. olarak devam edeceğiz. Sonra Tamamdır. katılımcılarımızdan da eğer soru sormak isteyenler varsa onlara da söz Tabii hakkı ki. vereceğiz. Tabii ki. Herkese merhaba. Öncelikle kendimi tanıtayım. Uzman diyetisyen Sezgül Şahin. Yaklaşık 8 yıldır beslenme uzmanı olarak görev yapmaktayım. 7 yıldır da Türk Kızılayı ailesinde çalışıyorum. Eczacılık biyokimya master'ım ve gastronomi mutfak sanatları alanındaki akademik eğitimim de devam etmekte. İşimin büyük bir çoğunluğu poliklinik ve mutfak yöneticiliği olarak devam etse de ara ara biz de kurum gereği eğitimlere katılıyoruz. Eğitimci olmanın ne kadar zor olduğunu böyle durumlarda tecrübe ediyoruz. Bugün de sizlerle birlikte olmak, daha bilinçli, daha sabırlı bir kesimle birlikte olmak açıkçası beni birazcık daha rahatlatıyor. Bildiğiniz üzere yaklaşık bir 5 haftadır pandemi süreci yaşıyoruz. İlk vakalar açıklanmaya başladığında sayılar çok azdı ve daha çok 75 yaş üzerine yoğunlaşılmıştı. Biz daha çok ilk haftalarda bu tarz 75 yaş üstü bireylerin herhangi bir hastalıkla da vefat edebileceğini düşünüp daha hafif atlatacağımızı düşünmüştük ama tablo giderek değişti ve ağırlaştı. Bebeklerin bile yakalandığı, herhangi bir kronik hastalığı olmayan bireylerin bile vefat ettiği tablolar oluştu. Bu durumda sosyal izolasyon katılaştı. Bizi dünyadan çok ileride olduğumuzu düşünürken, bilim teknoloji açısından çok ileride olduğumuzu düşünürken aslında pandemi bizi bir anda ihtiyaçlar hiyerarşisinin ikinci basamağına kilitledi. Hepimiz sağlık alt temalı güvenlik sebebiyle bir belirsizlik yaşamaya başladık. İşte bize de bulaşacak mı, sevdiklerimize bulaşacak mı, bu ne olacak gibi şu küçük yeşil arkadaş bizi bu ikinci sıraya getirdi, güvenlik ihtiyacı olduğu kısma. Bir belirsizlik söz konusu 5 haftadır. Ne olacak, ne bitecek, bizi neler bekliyor, plan yapamadığımız bir dönem. Bu belirsizlik ihtiyacından doğan da bir güvenlik ihtiyacı var hepimizin. Bu güvenlik ihtiyacı da içgüdülerimizi, yani ilkel beynimizi harekete geçirmeye başladı. İlkel beynimiz ve içgüdülerimiz tıpkı ilk doğduğumuzda sürekli ağladığımız gibi bizim hayatta kalmak adına anne sütünü hatırlattı. Anne sütüyle birlikte de beslenmeyi ve karbonhidratı hatırlattı. Önceden süt ve süt ürünlerini protein kaynakları olarak düşünürken artık aslında bunların da bir karbonhidrat kaynağı olduğunu biliyoruz. Bu anlamda bu süreçte karbonhidrata ya da tatlıya daha genellersek yemeğe düşmüş olmamızın böyle bir kısır döngüyle bağlantısı söz konusu. Normal olmayan bir süreç yaşıyoruz. Haliyle normalde beslenmememiz çok da garipsenmemeli. Bizim konuyu beslenmeye bağladığımıza göre
Tabii ki temel bir ihtiyaçtan bahsediyoruz. Fizyolojik bir ihtiyaçtan bahsediyoruz. Güvenlik zincirinin en önemli halkasından bahsediyoruz. Ancak şöyle de bir detay var. Yapılan araştırmalar normal zamanlarda, yani rutin işimize gittiğimiz, artık çalıştığımız zamanlarda gün içinde 400 kez beslenmeyle ilgili, yeme içmeyle ilgili karar verdiğimizi söylüyor. 400 kez bir konuyla ilgili karar almak gerçekten çok büyük bir rakam. Şu an evde olmak, sosyal izolasyonda olmak ve bu güvenlik ihtiyacıyla bu 400 belki 500-600 kararlara vuruyordur, çıkıyordur. Bunların hepsinin sağlıklı olması ya da hepsinin doğru kararlar olması çok da bekleyebileceğimiz bir şey değil. Bu anlamda bunu da normal karşılamamız gerekiyor. Aslında işin buraya kadar olan kısmı birazcık psikolojik boyutuydu. Onu PDR alanında arkadaşlar vardır aramızda illaki. Onların daha çok ilgi alanı. Biz orayla çok ilgilenmiyoruz. Biz aslında daha çok fizyolojik boyutuyla ilgileniyoruz. Yani bu pandemi dönemi bizim beden ağırlığımızın üzerine fizyolojik olarak nasıl bir etkide bulundu? Üç başlık altında toplayabiliriz. Birincisi, uzun süren bir hareketsizliğimiz var. Yaklaşık 5 haftadır dediğim gibi. Belki toplu taşıma araçları kullanıyorduk. Çocukları anneanneye bırakıyorduk, babaanneden alıyorduk. Bir tempomuz vardı ve bu aniden kesildi. Spor salonları vesaire birçok alanımız, kurslarımız da kapalı. Bu bizde bir kas kaybına sebep oldu. Bir diğer nokta, her ne kadar duygusal bir boyut olsa da duygu durum değişikliğimiz hormonlarımız üzerine de etki etti. Stres hormonlarımız yükseldi. Uyku düzeni değişikliği söz konusu. Artık sabah erken bir yerde bulunmamız çok gerekmiyor. Sabah 8'de işe gitmemiz gerekmiyor çoğumuzun. Bu durumda da geç uyuyup geç uyanmak gibi değişiklikler söz konusu oldu. Uykumuzun kalitesi ve süresi değişti. Bu genel olarak iştahı artırdı. Çünkü uyku aslında vücut için soyut bir besin. Bu besinden eksik kaldığı zaman vücut somut besinlere yöneliyor ve genel olarak bağışıklık ve sağlığımız da düşüyor. Burayla ilgili detaylı konuşacağım. Birincisi kas kaybına sebep oldu dedik. Bu süreç bizde buradan bağlantılı olarak beden ağırlığımızı etkiliyor. Kas dokusu normal şartlarda çok aktif bir doku. Yani biz hiçbir şey yapmadığımız takdirde bile kas dokusu kalori harcayan bir doku. Bu dönemde kas kaybı yaşadığımızdan ötürü metabolizma hızımız azaldı. Aynı beslenebiliriz, bir tık daha fazla yiyebiliriz. Hatta daha az yiyebiliriz ama bu bizim kas kaybı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Kas kaybı yaşadığımız için de kilo almaya meyil kolaylaştı. Tam tersi de olabilir, kilo vermiş de olabiliriz. Ancak bu da yine kastan bir kayıp olduğu için önerdiğimiz ya da istediğimiz bir durum olmadı. Duygu durum değişikliklerinden stres hormonu deyince aklımıza ilk gelen kortizol hormonu. Yine duymuşuzdur işte kortizol ilaçlar kullanmak ya da kortizol iğnesi yapmak. Bu tarz durumlar kilo artışı olduğunu çoğunlukla duymuşuzdur. Kortizol hormonu vücutta ödem yapıp iştahı açan bir hormon. Aynı şekilde kilo almamış da olabiliriz. Sadece bundan kaynaklı, bu hormonların değişmesinden kaynaklı vücut su tutmuş da olabilir. Ya da iştahınızın açılmasını, bir sebebini arayacak olursak burada yine bunu kortizole bağlayabiliriz. Uykuyla ilgili birazcık daha fazla bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü uykuda da salgılanan aslında bizim gençlik hormonu dediğimiz, iksir diye adlandırdığımız bir melatonin hormonu var. Bu hormon karanlık bir ortamda salgılanıyor. Gece 23.00 ile sabah 4 arasında salgılanıyor. Yaklaşık bir 5 saatlik süresi var. Yapılan araştırmalar henüz hiçbir görme engellinin kanser olmadığını söylüyor. Sebebi ise bu hormon. Onlar bu hormondan daha fazla faydalanıyorlar. Biz yine geç uyuduğumuz için
Bu saat aralığını geçirdiğimiz için 23.00 ile sabah 04 arasını geçirdiğimiz için birazcık daha genel sağlığımızı ve bağışıklığımızı düşürüyoruz. Bir diğer etkisi de uyku düzenindeki değişiklikler tabii ki duygu durum değişikliğine de sebep olarak burada bir kendi içinde kısır döngüyü oluşturuyor. Bizim istediğimiz aslında bu süreçte biyolojik saatin bozulmasını minimumda tutmak. Az önce bahsettiğim gibi her hormonun kendince salgılanması için gereken bir ortam ve saat var. İşte kortizolün salgılanması için belli bir şartlar gerekiyor. Melatonin hormonunun salgılanması için belli bir şartlar gerekiyor. Biyolojik saat ne kadar doğru işlerse biz de genel sağlıktan beden ağırlığı üzerindeki etkimizi bu şekilde kontrol edebiliriz. Biz artık yeni bir bilim dalından da bahsediyoruz. Krono beslenme. Yine biyolojik saatle alakalı bir durum. Her ne kadar TV'deki televizyonlara çıkan uzman arkadaşlarımız acıkmadıkça yemeyin diye düşünse de aslında bedenimiz, iç organlarımız bizim birer işçimiz. Biz bu işçiye her gün düzenli saatte ücretini ödersek daha verim alacağız, daha uzun süre çalışacağız birlikte ve çok daha fazla ona bir güven sağlamış olacağız. Aslında bunu kendimizden de örnek verebiliriz. Bizim de maaşlarımız hep aynı tarihte yattığı için bir önceki yatan maaşımızı gönül rahatlığıyla harcayabiliyorsak metabolizmamız da bedenimiz de aynı şeyi düşünüyor. Biz ona her gün aynı saatte aynı öğünü verdiğimiz takdirde bir önceki yediklerimizi harcayabiliyor. Diğer türlü maalesef depolama eğilimi gösteriyor. İşin aslında %70 hatta belki %80 kısmı burada saklı. Biz krono beslenmeyi biyolojik saat kavramına oturttuğumuz zaman en azından kilo ile ilgili değişiklikler çok daha hafif olacaktır, daha minik olacaktır. Genel olarak pandemi döneminde şöyle bir şey gözlemliyoruz. Kendi hayatımdan da aynı şekilde. Geç bir kahvaltı söz konusu. Tabii ki kahvaltının bir saati yok. Herkes erken kahvaltı yapmak zorunda değil. Artık kahvaltı çok da önemli bir öğün gibi sunulsa da olmayabilir. Kahvaltı ile ilgili bir problemimiz yok. Ancak kahvaltı yaptıktan sonra 11-12 saat 3-4-5'lere doğru kan şekeri artık iyice düştüğü için orada bir şeyler yemeye başlıyoruz. Normal bir kan şekeri şu görüldüğü gibi dalgalı formda bir tablo çizmeli. Yani yaklaşık 4 saatte bir yükselip düşüp böyle bir deniz dalgası oluşturması gerekiyor. Ancak biz daha çok zikzak oluşturan bir kan şekerine sahibiz pandemi döneminde. Bunun sebebi de dediğim gibi geç bir kahvaltı, yoğun bir kahvaltı yapıp öğleden sonra akşam üzerine kadar beklemek ya da tam tersi akşam yemeğini yedik. Daha aradan çok kısa bir zaman geçtikten sonra işte çay yemi, kuru yemişler, meyvelerle bu zikzakları daha kısa ve küçük tutmaya sebep oluyoruz. Vücut bir fabrika gibi çalışıyor. Biz bir şey yedikten sonra onu sindirme süreci, ayrıştırma süreci, atıkları atma süreci başlıyor. Bu ortalama 2-3 saat sürüyor. Ancak biz bir şey yedikten aradan kısa bir süre geçmeden tekrar yukarıdan bir şeyler verdiğimiz zaman aşağıdaki işlem tamamen duruyor. Onu depolamaya başlıyor, ayrıştırmıyor. Yukarıdan gelenle ilgilenmeye başlıyor. Bir besin ya da herhangi bir şey yedikten sonra en az 2-2,5-3 saat bir bunun işlem görmesine müsaade etmemiz gerekiyor. Kısa aralıklarla beslenmek de çok uzun şekilde kan şekerini düşürmek de aslında istediğimiz dalgayı yaratmıyor. Hemen diğer slide'a geçelim.
Yine bu dönemde az önceki bahsettiğimiz fizyolojik sebeplerden ötürü karşımıza çıkan belli başlı başlıklar var. İşte iştah açılması ya da kapanması, kiloyu dengede tutma, tutamama ve ödem problemi. Ödemin sebebini söylemiştik. İşte stres hormonlarına bağlı kortizol hormonunun artmasıyla birlikte ödem oluşabiliyor. Benim ödem için ilk söyleyeceğimiz tuzsuz beslenmede aklıma gelen ilk şey kesinlikle tuz olmuyor. Çünkü biz daha çok maden suyu tüketiyoruz. Maden suyu mineralli bir su olduğu için o da ödem tutma konusunda çok uygun bir besin. Onu her gün içmek, üst üste içmek, gün içinde birden fazla içmek çok önerdiğim bir şey değil. Maden suyunu bu dönemde fazla tüketiyorsak bunu birazcık ara verebiliriz. Kendinden sodyumlu, yani su tutmaya müsait soğan, sarımsak fazla tüketmek. Yine bunlar da ödem yapabilir. Siz kilo aldığınızı zannederken aslında almamışsınızdır. Bu sebeplerden ötürü sadece ödem kısmı ile ilgili bir artış yaşıyor olabilirsiniz. Yeterince su içmek, yeterince su içmek konusunda evde olmak, havaların henüz ısınmamış olması, bunlar birazcık bize suyu unutturabiliyor. Ancak gündüz içilen su vücuda faydalı. Akşam hava karardıktan sonra içtiğimiz sular da çok fazla devir daim olmadığı için, vücutta kullanılmadığı için gündüz su içmek önemli. Bu eksik vitamin ve mineralleri tamamlamak özellikle biz hanımlarda maalesef çok sık rastlandığımız bir durum. Zaten pandemi dönemine girmeden önce bir kansızlık, bir demir eksikliği, bir B12 eksikliği ya da bir D vitamini eksikliği söz konusudur. Ki kış mevsiminden çıktık, çok muhtemelen D vitamini eksiktir. Bu eksikliğin üzerine bir de evde kalmak, bu şekilde beslenmek bunları daha da artırıp metabolizmanın yavaşlamasına büyük katkı sağlar, büyük sebep olur. Metabolizma yavaşladıkça da siz aynı miktarda yeseniz de kilo almaya devam edersiniz ya da iştah açılmasına sebep olabilir. Yani B12 eksikliği, demir eksikliği ve D vitamini eksikliği bunlar majör mineraller olduğu için çok önemli. Bunların eksikliklerini tamamlamak gerekiyor. Bu preparatların yani demir takviyesi verilip ya da D vitamin takviyesi verilip bunun kontrollerini yaptırmak konusunda birazcık ihmalkar davranan bir toplumuz. Çoğunlukla kan ilaçları verilse bile bir kısmı kullanılıp sonra ara veriliyor ya da D vitamini kullanılsa bile bir süre sonra kontrolü edilmiyor. Yeterince yükseldi mi, yükselmedi mi, buna bakmak gerekiyor. Ben öğretmen deyince aklıma gelen en önemli şeylerden birisi çay. Çok içtiklerini düşünüyorum. İlkokul öğretmenimle çay bardağını zihnimde bağdaştırmışım. Hatırladığım en önemli detaylardan birisi bu. Çay kahveyi aşırı tüketmek yine bu dönemde olduğu için kafein içeren besinler iştahı artırıyor. Yani siz normal bir süreç içerisinde bile çay fazla tükettiğiniz zaman iştahınız açılabilir. Kahve aynı şekilde kafein içerdiği için iştahınız açabilir. Bu besinler, yani bu içecekler vücuttan su kaybına da sebep olduğu için susuz vücut daha çok yemek isteyecektir. Çünkü su ve acıkma merkezi aynı noktada, vücut susadığıyla ilgili bir sinyal verirken biz bunu acıktım gibi algılayabiliyoruz ya da öyle yorumlayabiliyoruz. Burası da önemli çünkü siyah çayı günde 7 çay bardağından fazla tüketmemek, kahveyi de genelde 2-3 fincandan fazla tüketmemek gerekiyor. Tekrar COVID'e dönecek olursak, maalesef korona yüksek yağ oranını seviyor. Biyoloji öğretmenlerimiz bilir, nükleotiti zaten yağ dizilimine, yağ asidi dizilimine benzeyen bir virüs. Ve vakaların 2/3 obez. Zaten obezite global anlamda epidemiyolojik bir problemdi. Alt zeminde vardı. Korona bunun üzerine çok daha kolay
bir şekilde yerleşti ve ikisi birleşerek daha büyük bir sorun ortaya çıkardılar. İngiltere'de yoğun bakımda yatan hastaların %63'ü obez. Biliyorsunuz İngiltere sağlık sistemi bizimkinden çok daha farklı. Orada solunum sıkıntınız olmadığı sürece herhangi bir şekilde yardım almıyorsunuz. Artık yoğun bakıma yatacak kadar ciddi boyuta geldiğinizde ancak devreye sağlık çalışanları giriyor ve bunların da %63'ü obez. Çünkü yağ dokusu enfeksiyonu besliyor. Aslında burunla başlayıp solunumla birlikte daha sonra idrar yolları ve bağırsakları da tutan bir enfeksiyondan bahsediyoruz. Basit bir şekilde belki sadece solunum yolunda kalacakken vücuttaki yağ dokusunun fazla olması bu enfeksiyonun çok daha fazla bir şekilde yayılmasına ve artık işin içinden çıkılamaz bir boyuta gelmesine sebep oluyor. Bu anlamda aslında bize şunu da söyledi bu durum, pandemi. Eğer kiloluysanız kilo vermeniz gerekiyor. Çünkü bir sonraki salgında, bir sonraki böyle bir virüsle ilgili durumda vücudunuzun nasıl tepki vereceğini çok da kestiremiyoruz. Az önceki vitamin mineral kısmına tekrar dönmek istiyorum. Burada da şöyle bir bağlantı kuracağım. Aslında siz normal kilodasınız ya da hatta bir tık fazla diyelim ama vitamin mineraliniz eksik. Vücut burada yokluk içinde, varlık içinde bir yokluk yaşadığı için, tabiri caizse tok evin aç kedisi gibi olduğu için yine hastalıklara yakalanma riskimiz artıyor. COVID'e yakalanma riskimiz artıyor. Yani ben normal kilodayım, abartı bir kiloda değilim diye düşünebiliriz. Ama vitamin mineralleriniz eksikse burada vücut yine yağ dokusuyla, COVID'le buluşma ihtimali artıyor. Aslında birazcık soruları alabiliriz Anıl Hocam. Böyle küçük bir mola olsun arada isterseniz. Oradan devam edelim. Çünkü muhtemelen sorular gelecek bununla ilgili. Evet, sorular, bizim düşündüğümüz bazı sorular vardı. Onları soralım. Tamam. Muhtemelen katılımcıların aklında da bu sorular vardır. Örneğin virüsten korunmak için nasıl beslenmeliyiz, neler tüketmeliyiz? Şimdi virüs maalesef besinlerle bulaşan bir virüs olmadığı için besinlerle de korunamıyoruz. Virüsün çok basit bir açılımı var. Temasla bulaşıyor. Çözüm temassızlık. Virüs damlacık yoluyla, hava yoluyla bulaşıyor. Sorun bu. Çözüm maske. Aslında virüsün virüsün besinlerle bir taşıyıcılığı söz konusu değil. Ama bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için ne yapmalıyız diye soracak olursanız, bu soruyu muhtemelen soracaklardır diye düşünüyorum. Bağışıklık sistemimizi oluşturan hücreler proteinlerden oluşuyor. Biz bu dönem iyi kalite protein tükettiğimiz zaman birazcık daha bağışıklık sistemimizi yükseltmiş oluyoruz. İyi kalite protein deyince aklıma kırmızı et gelmiyor. Ya da bir tavuk gelmiyor. Tavuk deyince hele tavuk şinitzel, böyle maalesef çocuklarımıza aldığımız o hazır ürünler gelmiyor. Protein deyince aklımıza iki şey geliyor. Yumurta ve balık. En iyi kalite, anne sütünden sonra en iyi kalite protein yumurtada var. Bir Kayserili olarak maalesef benim de çok kültürümde yok ama biz bu şehirde çok fazla balık tüketen bir toplum değiliz. İyi kalite proteinlerden bir tanesi de balık. Henüz havalarda çok ısınmadığımız varsayarsak bu dönemde balık tüketmek çok daha etkili olacaktır. C vitamini virüs, soğuk algınlığı, zatüre gibi birçok rahatsızlıkta çok artan bir vitamin ihtiyacı. Ancak belki sizin de aklınıza hemen portakal geliyordur. Fakat portakal C vitamini sıralamasında ortalarda bir yerde. Aslında yeşil biber, kırmızı kapya biber. Bunlar C vitamini açısından çok daha zengin ve daha ilk sıralarda, daha düşük kaloride. Meyve konusu birazcık soru işareti. Aslında meyve konusunu o kadar abartmamalıyız ya da meyve gerçekten gerekli mi? Orası soru işareti. Ancak meyveden önce biz C vitaminini çok daha güzel bir şekilde başka besinlerden, sebzelerden de karşılayabiliriz. Yine bir diğer nokta pandemide ekmek
Günlüğüm. Hepimiz bu aralar evde bolca ekmek yapıyoruz diye düşünüyorum. Ancak E vitamini özellikle 75 yaş üstü yoğun bakım hastalarına verilen bir takviye. Bugüne kadar E vitamini eksikliği görülebilen çok nadir bir durumdur. E vitamini daha çok kabuklu tam tahıllı grupta var. Biz evde ekmek yapıyoruz ama maalesef sadece katkı maddesini saf dışı etmiş oluyoruz. Beyaz unu kullandığımız sürece E vitaminini de çok alamıyoruz. Tam tahıllı, az işlenmiş bir değirmen unu ve bununla ekmek yaptığımız zaman E vitamini kaynağını karşılayabiliriz. Bu anlamda da yine bu da bağışıklık sistemimizi koruyacaktır. Teşekkürler. Bir de bu dönem tabii evde kaldığımız dönem oldukça da herkesin stresle dolu olduğu bir dönem. Strese bağlı olarak da yemek yeme alışkanlığımızı aslında çok fazla kontrol edemiyoruz. Bunun için neler yapabiliriz? Yani sürekli buzdolabına gidiyoruz, bir şeyler atıştırıyoruz, bir şeyler yemek istiyoruz. Stresle beslenmeden önce az önceki bahsettiğimiz sebepleri elememiz gerekiyor. Bunlardan birincisi uyku düzeni. Kolay bir şey değil. Uyku düzeninizi kaybettikten sonra eski düzene dönmek kolay bir şey değil ama en önemli etkenlerden birisi uyku düzeni. Yine aynı şekilde az su içmekle acıkma merkezinin aynı olması, belki susadığımız için acıktığımızı düşünüyor olabiliriz. Bu da bir ihtimal. Ben genelde şöyle yapıyorum. Kendim de diğer danışanlarıma da bunu öneriyorum. Acıktınız, buzdolabına gittiniz, açtınız, bir pasta yiyeceksiniz. Tamam. Evet, ben bunu yiyeceğim ama bir 15 dakika sonra yiyeceğim diye araya bir 15 dakikalık mola verirseniz çok daha güzel olur. Ya da yine bir şey yedikten sonra, bir öğün yaptıktan sonra, aradan 2 saat geçtikten sonra acıkmayı beklemeden, tabiri caizse o kriz noktasını beklemeden bir şeyler yemek bunun %80-90 azaltacaktır diye düşünüyorum. O arada hani ben evet kafaya koydum. Gecenin ikisi ya da üçü bu pastayı yiyeceğim, bu çikolatayı yiyeceğim dediğimiz anda bir telefon görüşmesi yapmak ya da bir sosyal medyaya dalmak aslında fizyolojik bir açlık olmadığı için onu kesinlikle unutturacaktır. Çünkü fizyolojik açlıkta karnınız gurultar, mideniz kazınır, o bir şekilde onu size yedirir. Ama duygusal olarak onu yemek istiyorsanız o bir şekilde unutulabilir. Burada bir çalışma yapmak gerekiyor. Teşekkürler. Bir de son zamanlarda bu bölgesel kilo alma falan gibi mevzular var. Bunun için neler yapılabilir? Ya da neden bölgesel kilo alıyoruz? Güzel, evet. Neden bölgesel kilo alıyoruz? Yine bunun da fizyolojik bir sebebi var. Aslında elma tip dediğimiz daha çok üst bölgenin, kolların ve bel çevresinin kilo aldığı kişilerde insülinle dayalı bazı sıkıntılar görebiliyoruz. İşte insülin direnci olabilir, ailede bir şeker hastalığı, buna yatkınlık olabilir. Çocukken çok fazla bir astım tedavisi görmüş olabiliriz. Bunlar birazcık üst bölge kilo almasına sebep oluyor. Alt bölge kilo alması ise basenlerin ve daha çok poponun kilo almasında ise östrojen hormonu etkili. Özellikle hanımlarda miyom, kist gibi problemlerin olması o bölgeden kilo almaya sebep oluyor olabilir. Yani ben gerçekten bariz bir şekilde bölgesel kilo alıyorum diyorsanız üst bölge ise insülin, şeker, kortizol bunları bir ölçtürmek, baktırmak lazım. Alt bölgeyle ilgili bir kilo artışı varsa, bu erkeklerde de olabilir, östrojen yüksekliği söz konusu olabilir. Tabii ki bunlar böyle çok hayati yükseklikler değil, yapısal, %80'i de genetik olabilecek durumlar. Ama yine de çok fazla bir aşırı fark varsa kilo alınmanızla ilgili bunları göz önünde bulundurabiliriz. Ama bölgesel zayıflama diye bir şey genelde söz konusu değil. Yağ nereden fazlaysa orada gidecektir. O bölgede fazlaysa oradan gidecektir. Genel bir kilo verme söz konusu. Teşekkürler. Bir de Ramazan yaklaşıyor. Ramazan ayı yaklaşıyor. Evet. Virüs halen gündemde. Bu dönemde nelere dikkat etmeliyiz?
Bu dönemde özellikle bağışıklık sistemini koruması için bazı kırmızı mor besinler var. Özellikle kırmızı çiçeklerle koydum ki akılda kalsın diye. Bunlar normal şartlarda antioksidan oranı çok yüksek. Bizim vücudumuzun savunma mekanizmasını artıran savaşçı dediğimiz besinler. Kırmızı mor besinler. Bunlardan en bilineni reyhan kurusu. Kayseri'de en çok mantılara konuyor. Ama biz bunu daha farklı şekilde kullanmayı tavsiye ediyoruz. Reyhan kurusu, sumak, kırmızı pancar ki en önemlisi bu. Yani biz bunu toz şeker yaparak maalesef ziyan ediyoruz ama zeytinyağı, ev yoğurdu ve zerdeçal. Şimdi reyhan kurusu, sumak ve kırmızı pancar zeytinyağı ya da yoğurdun olmadığı bir ortamda aktif olmuyor. Bunları tek başına reyhan kurusu yemek tamam evet faydalı ancak zeytinyağı ile birleştirmemiz gerekiyor. Yemeklere bu baharatları koyarken ya da bu besinleri kullanırken ısı görmemesini istiyoruz. Sahurda ya da iftarda ya da iftardan sonraki ara öğünlerde bunları çorbanıza, salatanıza karıştıracağımız zaman, katacağımız zaman soğuk bir şekilde katmamız gerekiyor. Zerdeçal çok önemli çünkü İran'da yapılan bir çalışmada zerdeçal takviyesinin işe yaradığı gözlenmiş. Zerdeçal normalde eczanelerde kurkumin adı altında bir multivitamin takviyesi olarak satılıyor. Ama evde de biz bunu tüketebiliriz. Yine yoğurda zeytinyağı ile birlikte karıştırarak tüketmemiz gerekiyor. Ve zerdeçalın aktif olabilmesi için bir karabiber de gerekiyor. Toz karabiber gerekiyor ortamda. Aslında elimizde, mutfağımızda bizi koruyacak, Ramazan'ı da rahat geçirmemizi sağlayacak birçok besin var. Sadece bunları nasıl kullanmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Kesinlikle sahura uyanmamız gerekiyor. Ve iftardan sonraki süreçte vücudu susuz bırakmamak adına yine minimum çay, kahve ve suyu daha fazla içmemiz gerekiyor. Peki Sezgül Hanım, bir de bu dönemde çok yoğun bir şekilde işte dışarıdan vitamin alma, hani bu benim de aklıma çok takılan bir soru. Dışarıdan takviye almak uygun mudur? Doğru bir davranış mı? Burada kişiye göre karar veriyoruz. Eğer kişi bu soruyu sormadan önceki dönemde daha böyle biraz karbonhidrat ağırlıklı beslendiyse, çok dikkat etmediyse, çok sağlıklı beslendiğini düşünmüyorsa almalı, alabilir. Ancak yok ben zaten hani çok abartan bir insan değilim. Böyle çok fazla karbonhidrat tüketmem, salatama, meyveme, yoğurduma dikkat ederim diyorsa gerek olmayabilir ama çinko mesela yine buraya yazmayı unutmuşum. Aslında çok önemli susam. En önemli kaynağı budur. Çinko çok önemli. Salatalara susam, susam yağı, tahin eklenebilir. Ve bir diğeri C vitamini, onu az önceki söylediğim gibi kırmızı kapya biber hem de kırmızı olduğu için yine savaşçı bir besin. Bunları kullanmakta fayda var. Ama multivitamin korkulacak bir şey değil. Hani asla kullanmayın diye karşı çıktığımız bir durumda değil. Gerekliyse kullanılabilir. Biz de dönem dönem yoğun çalıştığımız için alıyoruz. Özellikle yoğun çalışanlarda, öğlen yemeğini atlayanlarda. Çok iştahım yok ya ben aslında çok yemeğe düşkün biri değilim diyenlerde kullanılabilir. Teşekkürler. Sunumunuz esnasında bahsetmiştiniz işte uyku düzeninin ne kadar önemli olduğunu. Hani bu dönemde sürekli evde olduğumuz için bu uyku düzenini tam oturtma şansımız da maalesef olmuyor. Peki bu uyku düzenini etkileyen besinler var mıdır? Hani şunları almamamız uykudan önce daha iyidir ya da şunları yaparsanız daha rahat uyursunuz diyebileceğiniz. Yine burada zerdeçala bağlayacağım. Çünkü zerdeçal birazcık antidepresan etkili bir besin. Her gün bir tatlı kaşığı yatmadan önce yine birazcık zeytinyağı ve karabiberle aldığınız zaman daha kolay uyuyacaksınız. Rezene çayı en sık bilinen ama yanlış bilinen. Çünkü rezene çayı çok fazla idrarı çıkaracağı için muhtemelen uykunuzu bölecektir. Akşam yemekten 2 saat sonra bir şey yememek. Çay kahveyi yine 2 saat sonra kesmek önemli. Bir de muz
etkili. Ancak muz da yine tek başına etkili değil. Özellikle yine susamla ya da tahinle birleştirdiğiniz zaman uykuyu getirecektir. Peki hani bu halk arasında limonlu su içmek falan gibi şeyler var. Bunlar evet, efsane. Etkili midir? Yani limonlu suyun kan sulandırmak dışında çok fazla bir özelliği yok. Yani bunca eğitim hayatım boyunca hiçbir zaman adı geçmedi. Ama nedense çok popüler. Limonlu su tam tersine kanı sulandırdığı için, yani kanınızı incelttiği için şekerin de düşmüş hissedip sizi acıktırabilir. Tam tersi bir etki yaratabilir. Bu anlamda ben hiç limonlu su önermiyorum. Limonlu su daha fazla acıktıracaktır. Kanı inceltecektir. Bu iyi bir şey. Kanı inceltmesi sıkıntı değil, ancak dediğim gibi acıktırabilir. Limon aslında şekerin en yüksek olduğu meyvelerden birisi. Limon bizim için bir meyve. Yine biz meyveyi çok artık önermiyoruz. Bundan belki bir 10 yıl önce, belki bir 20 yıl önce bir tane elma yediğimizde bir günlük C vitaminimizi karşılıyordunuz. Ama şimdi hava kirliliği, toprağın değişmesi ya da kullanılan ilaçlarla şu an 5 tane elma yerseniz günlük C vitamininizi belki karşılıyorsunuz. O yüzden boş kalori almaktansa meyveden ziyade sebzeden o vitamini, minerali zaten karşılayabiliriz. Peki, tabii diyetten, beslenmeden bahsetmişken Canan Hoca'ya değinmeden olmaz. Ben Canan Hoca ile ilgili son sorumuzu sorayım. Daha sonra dinleyicilerimize söz hakkı vereceğiz. Canan Karatay'ın dediği gibi bu işte kelle paça, sakatat gibi şeyler virüse karşı koruma sağlar mı? Yoksa herhangi bir etkisi yok mu? Evet, buraya değindiğimizde iyi oldu. Çünkü ben yine atladım. Şöyle, COVID'li vakalarda solunum sıkıntısı en büyük problem. Yani yoğun bakıma yatış sebebiniz zaten solunum sıkıntısı. Bu hastalarda yine Ankara'daki ve İstanbul'daki meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde solunum sıkıntısına iyi geldiği söyleniyor. Biz de şu an burada hastanemizde yatan hastalarımıza kemik suyu, et suyu şeklinde çorbalar veriyoruz. Çünkü o kayganlığı oluşturup solunumu birazcık daha kolaylaştırması gerekiyor. Evet, bunu öneriyoruz. Canan Hoca'yla ilk defa hemfikiriz. Bir diğer nokta, bu dönemde COVID şüphesi, riski, böyle bir durumla karşılaştığımızda biz mısır ve ürünlerinden mutlaka uzak duruyoruz. Çünkü mısır yağı, ayçiçek yağı da bunlarla dahil, nefes borusundaki o daralmayı artıracak antikorları, antijenleri birazcık daha artırıyor. Bu anlamda bu dönem en azından mısır ve ürünlerini çok fazla önermiyoruz. Çok fazla tahıl da önermiyoruz. Bulgur, pirinç, bunlar da birazcık daha mısıra benzeyen tahıllar. Onları da çok önermiyoruz. Zaten hastanede yatan hastalarımıza kesinlikle mısırla ilgili bir ürün ya da tahılla zengin bir menü vermiyoruz. Bu önemli. Bu süreçte kelle paça ya da kemik suyuna çorba, et suyuna çorba doğru bir seçim olacaktır. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ya birçok soruyu sormaya özen gösterdik ama katılımcılardan da soru sormak isteyenler olabilir. Şimdi bakıyorum, Vesile Hanım parmak kaldırmış ama. Hocam sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Hocam sorunuz var galiba ama. Sorum aslında yanlışlıkla kaldırdım galiba ama B12'im, demirim bayağı bir alt seviyeydi. İğnemi falan 2 hafta falan kullandım koronadan önceki dönemde. Şu anda da hani egzersiz yapmaya falan çalışıyorum ama vücudum hani dayanıklılığı olmadığı için herhalde pek egzersiz de yapamıyorum. Hani sizin öneriniz ne olabilir?
Şöyle anladığım kadarıyla vitaminlerinizi kullandınız ancak bunların acaba normal seviyeye geldi mi ölçülme şansı olmamış. Çünkü virüsten dolayı şu an aile hekimleri de hasta kabul etmiyorlar. Bunları hemen süreç sonunda kesinlikle ölçtürmenizi tavsiye ederim. Hatta elinizde hala ürününüz varsa, vitamin mineralleriniz varsa bunları da kullanmaya devam edin. Çünkü 2 haftada çok fazla yükseldiğine şahit olmadık açıkçası. 2 haftada yükselmeyecektir. Günlük 15 dakikalık egzersiz bile kaslarınızı korumanıza yardımcı olacaktır ve kaslarınızı koruduğunuz zaman vücut direnciniz de daha artacaktır. Biz kimseden böyle tabiri caizse harala gürele bir egzersiz beklemiyoruz. Sadece 15 dakika ama rutin. Ama standart bir egzersizle kaslarınızı korumanızı istiyoruz. Çünkü kası korumazsak ki sizi protein çukuruna da atsak, günde 20 tane yumurta da yeseniz kasları korumanın tek yolu egzersiz. 15 dakika, 20 dakika bile yeterli olacaktır. Hafiften ortaya doğru gidebilirsiniz. Zaten ağır egzersiz şu an için evet sizin de dediğiniz gibi yapamayacaksınız. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Başka sorusu olan varsa arkadaşlar, bu chat kısmına da bakıyorum ben soru var mı diye. Ha, günlük kaç litre su içmeliyiz diye sormuşlar. Günlük kaç litre su içmeliyiz? Biz bu dönemde şöyle öneriyoruz. Belli bir sayı vermekten ziyade gündüz saat başı 1 bardak. Çünkü bu normal şartlarda sporcuların da su kaybı olmaması için izlediğimiz bir taktik. Saat başı 1 bardak. Bunu takip etmek önemli. Bu yeterli olacaktır. Gündüz saat başı 1 bardak su. Teşekkürler. Bakıyorum el kaldıran var mı? Esra hocam galiba. Esra hocam evet el kaldırmış. Esra hocam sesimiz geliyor mu? Evet Anıl hocam alabiliyorum sesinizi. Tamam buyurun lütfen. Öncelikle herkese merhabalar. Sezgin Hanım verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ediyorum. COVID-19 sürecinde hipertansiyon hastaları ile ilgili hep olumsuz şeyler söyleniyor. Yani süreçten olumsuz etkilendikleri söyleniyor. Bu doğru mu? Doğruysa da bunun sebebi nedir acaba? Sizden öğrenme şansım var mıdır? Tabii ki. Şimdi tansiyon hastalarının maalesef tansiyonu dengeleyen bir protein yapısı var. Virüs bu protein yapısını inhibe ediyor. Bu yüzden birazcık daha tansiyon hastaları riskli grupta. Çünkü virüsün vücutta izlediği yol, biyokimyasal yolda tansiyonu dengeleyen nokta birleşiyor, kesişiyor. Az önceki söylediğim gibi tansiyon hastalarının özellikle maden suyu içmemesine nasılsa iyi geliyor halk arasında hijyen açısından kullanılan ada çayına ve kekiğe çok dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü kekik, ada çayı, yeşil çay bunlar da dahil ve maden suyu tansiyonu yükselteceği için şu süreçte tansiyon hastalarını birazcık daha riskli gruba dahil edebilir. Tansiyon hastalarıyla virüsün kesiştiği bir biyokimyasal yolak var. O yüzden onlar biraz daha hassas. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başka soru. Zerdeçal, limon kabuğu, karabiber, zeytinyağı sabah aç karnını tüketelim mi? Demiş. Abdullah sormuş bunu. Çok tanıdık geldi bu karışım. evet, kapalı bir cam kavanozun içerisinde limon kabuğu ya da herhangi bir narenciye kabuğu da söz konusu olabilir. Zeytinyağı, zerdeçal, karabiber de olsun. Bunu her sabah aç karnına bir tane almak aslında bir nevi zaten multivitamin takviyesi almak gibi bir şey olacaktır. Öneririm, güzel bir karışım. Bir soru da şöyle gelmiş suyla ilgili. 1.80 boy, 95 kilo olan birisi için de su miktarı aynı mıdır demiş. 1.80 boy 90 birazcık daha su miktarı yediklerimizle orantılıdır. Her aldığımız kalori başına 1 cc'de su almamız gerekiyor. Eğer
kilosuna göre çok kalori alıyorsa günlük, ki muhtemelen öyledir, birazcık daha artırabilir. Mesela 40 dakikada bir bardağı düşürebilir. Başka sorumuz var mı? Bakıyorum ben. Yok. Sayın Müdürüm, sizin var mı sormak istediğiniz bir şey? Evet, ben Sezgin Hanım'a teşekkür ediyorum her şeyden önce. Yani ben teşekkür ederim. İlgiyle izledim. Yanlışlarımı düzeltmeye çalıştım. Şimdi şöyle göstereyim. Limonlusu galiba. Umarım yanlış görüyorumdur müdürüm. Şimdi siz konuşurken bundan sonra bunun içerisinde limon olmayacak, onu söyleyeyim. Evet, ben hiç gerek yok. Şimdi bu pandemi döneminin şöyle bir olumlu katkısının olduğunu düşünüyorum. Gerçekten nasıl beslenmemiz gerektiği noktasında hepimiz bir araştırma içerisine, bir sorgulama içerisine girdik. Doğru nedir, yanlış nedir noktasında. Tam da zamanında siz bu konuda gerçekten bize yardımcı oldunuz, destek oldunuz. Teşekkür ediyoruz. Tabii bu sürecin bir de psikolojik boyutu var. Gerçekten bu psikolojik boyut zaten bu beslenmemizi de ciddi manada etkiliyor diye düşünüyorum. Dün yanlış hatırlamıyorsam Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı'nın bir şeyi vardı, bir konuşması vardı. Bağışıklık sisteminin bu dönemde özellikle bu COVID-19 ile alakalı çok da yüksek olmasının eksi olduğunu, olumsuz olduğunu söyledi. Yani normalde bağışıklık sisteminin yüksek olması iyi bir şey ama COVID-19'un maalesef olumsuzluklarından bir tanesi de aşırı bağımsızlık, aşırı böyle bir bağışıklık sistemi varsa eğer o da bir risk oluşturuyor. Anladığım kadarıyla normal zamanda nasıl beslenmemiz gerekiyorsa, nelere dikkat etmemiz gerekiyorsa aslında öyle yaşamamız gerekiyor. Benim anladığım bu. Şimdi ona doğru dönüyoruz sanki. Şimdi tabii bir de şöyle bir şey var. Yani bu salgından, pandemiden sonra dünya eskisi gibi olmayacak. Tabii bir takım senaryolar da yazılıyor. Şimdi herkese bir çip takalım. Herkesin otomatik ateşi, ondan sonra veyahut da sağlık durumunu belli bir merkezden yönetelim şekliyle böyle bir takım şeyler var. Değerlendirmeler var. İleride belki sizin yaptığınız işi bir çip yapabilir mi? Yani insan beynine teknolojiyle vücudun ihtiyacı olan besinlere olan ihtiyaç. Bunları düşünmek gerekiyor gelecekle ilgili. Yani hayal kurmak gelecek nasıl olacak şekilde. Kesinlikle Müdür Bey. Şöyle bir reklam vardı hatırlarsanız. Kapsül reklamı. Artık besinler olmayacak. Belki ilerleyen dönemde sadece kapsül yutacağız. Bize de ihtiyaç kalmayabilir ama şöyle bir durum söz konusu. İlk söylediğiniz noktaya geleceğim. İmmün yanıtla ilgili. Evet, zaten hastaları solunum sıkıntısına sokan bağışıklık sisteminin yanıtı. Bu dönemde bağışıklık sisteminin aşırı iyi olması ya da aşırı iyi olması için uğraşılması bu yanıtı çok artıracaktır. Biz o anlamda agresif bir yanıttan ziyade olması gerektiği noktada savunmasız değil ama aşırı da savunan, hadi ben buradayım diyen bir bağışıklık sistemi istemediğimiz için evet, normal süreçteki gibi besleneceğiz. Biyolojik saati kaybetmediğimiz sürece çok da kilo ile ilgili ya da beslenme ile ilgili kötü sonuçlar doğmayacaktır. Ha, güzel tarafı şu, bu dönemde 5 haftalık gibi bir süreçte değişen kilo rakamlar çok kalıcı değil. Ya da çok daha kolay halledilebilecek problemler. İşte bunların bir kısmı ödem, bir kısmı yerleşmemiş kilolar olduğu için daha çabuk hallolacak. Ben genelde sosyal medyada ya da danışanlarımda şunu gözlemliyorum. Kendilerine birazcık yükleniyorlar. İradesizim ya da ben işte sürekli yemek düşünüyorum gibi bir suçluluk duygusuna kapılıyorlar. Buna gerek yok. Çünkü az önceki anlattığımız gibi güvenlik ihtiyacı, belirsizlik, işin bu boyutu bizi buna itiyor. Bu konuda kimse yalnız değil. Hepimiz insan olmanın gereği bu süreci yaşıyoruz. Kendimize yüklenmemizi gerektirecek bir nokta değil. Ancak o dediğiniz kısma katılıyorum. Herkesin keşke ateşini, vitamin eksiğini, mineral eksiğini ölçebilsek. Önemli değil bizim olup olmamamız ama bu yapılırsa çok daha güzel olur. Yok, siz olun. Yani illaki insan eli, insan aklı değmek zorunda her şeye. Yani
makineleşmeyelim. Yani o bize insanlığımızdan uzaklaştırır. Yani her zaman insan olarak, toplum olarak da insani değerlerle, insan aklıyla kalalım. Şimdi bir de tabii şeyi merak ediyorum yani benim günlük hayat içerisinde. Yani evde oturuyoruz, ne yapacağız? Şimdi televizyon seyretseniz elinizde kumanda, televizyon bitiyor. Film seyretseniz film bitiyor. Dolabı açsanız dolap bitiyor. Şimdi tabii toplum olarak da ciddi manada bir çay tüketimimiz var. Bir de evet, kahve tüketimimiz var bunun yanında. Evet, maalesef. Yani bir şeyler yapma mecburiyetinde gibi hissetmekten kaynaklı ister istemez ya çaya yükleniyoruz ya kahveye yükleniyoruz. Şimdi bir de ben biliyorum ki hani insanın canının istediği belli ölçüde insanın aslında ihtiyacı olandır. Yani bunu çok merak ediyorum ben. Yani insanda böyle bir doğal bir yapı var. Yani susadığın zaman vücudun suya ihtiyacı vardır. Veyahut da acıktığın zaman belli tepkiler verirsiniz. Yani bu tür ihtiyaçları karşılamada vücudun yani canının istemesinin karşılığını nasıl vereceğiz? Yani her canımızın istediğini tabii elde etmeye çalışırsak bunun sonucunun ne olabileceğini tahmin ediyorum ama yani bunun ölçüsünü bir ayarlamamız gerekiyor. Bunu nasıl ayarlayacağız? Aslında şöyle Müdür Bey, birazcık çevresel etmenlerden kaynaklı, yine maalesef psikolojik durumumuzla da kaynaklı, canımızın istedikleriyle vücudun sinyalleri karışabiliyor. Mesela siz aslında susadınız ancak vücut onu acıkmış gibi algılayabiliyor. Burada hava sıcaklığı etken, havanın güneşli ya da güneşsiz olması etken, bulunduğunuz ortamın sıcaklığı bir etken olabiliyor. Biz ilk başta tabii ki önceliğimiz su. Bir suyu içip bakalım gerçekten acıkmış mısınız diyoruz. Çay kahve noktasına gelince de aslında birer bağımlılık, bir sigara gibi, bir alkol gibi ya da bir kola gibi, çay kahve de aslında birer bağımlılık. Eğer ben hiç çay içmeden 21 gün yapabilirim diyorsanız bağımlı değilsiniz. Keyfe keder ve canınız istediği için içiyorsunuz. Ama ben 21 gün çaysız yapamam diyorsanız burada bir bağımlılık devreye girmiş demektir. Biz bunu danışanlarla çok deniyoruz. Sezgin Hanım aç kalayım ama çay içeyim ne olur diyorlar. Bu bağımlılığın göstergesi. Bu da yine aynı şekilde su dengesini, psikolojik etmenleri bir şekilde etkileyecektir. Çay ve kahvede günlük almamız gereken belli bir kafein miktarı var. Az önceki söylediğim gibi 7 bardak ve yaklaşık 2-3 fincan gibi. Bunu aştıkça tabii sizin tolerasyonunuz da yükseliyor. Artık sizin için 7 değil de 10 bardak noktasına geliyor. Ama bu kafeinin sizde acıkma isteğini artırdığını, vücudunuzu susuz bıraktığı gerçeğini maalesef değiştirmiyor. Dediğim gibi acaba bağımlı mıyız? Bence ben bağımlıyım şahsen çay ve kahveye. Ama 21 gün bir içmeden durabiliyor muyuz? Bunu denemek lazım. Yok, onu ben yani dışına giderken İngiliz Black Çay olmasını cebimizde taşıyarak sıcak su istiyoruz gittiğimiz yerlerde. O yüzden yani çay noktasında öyle bir irademizin olmadığını biliyorum yani. Evet, ben maalesef. Teşekkür ediyorum. Başka soru soran arkadaşlarımız varsa çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Ne demek? Ben de çok mutlu şöyle, oldum. Şöyle chat kısmından birkaç soru gelmiş. Ben birleştirip sorayım. Bu çay kahve konusunda çok geliyor. Tamam. Bir arkadaşımız kahveden vazgeçemiyor anladığım kadarıyla. Kahve içiyorum ama su miktarını arttırsam tölere edebilir miyim acaba diye sormuş. Bir arkadaşımız da hiç çay tüketmiyorum diyor. Bunun da zararı var mıdır diyor. Hiç çay tüketmemenin hiçbir zararı yok. Çayı bilmeyen yabancı danışanlarım var. Yani çayın tadını bilmeyen yabancı danışanlarım var. Hiçbir sağlık problemleri yok, sıkıntı yok. Ha, tabii ki çayın da şöyle güzel tarafı var. Antoksidan içeriyor. Çünkü o da aslında bir mor bir ürün. Kırmızı mor meyve sebzeler dedik ya ilk başta. Aslında o da mor besinler kısmına giriyor. Bir antoksidan içeriği var. Ancak günlük saat başı gündüz su içtikten sonra her çay için bir bardak ya da her kahve için bir bardak su içmek birazcık daha dengeleyici olacaktır. Bu mantıktan gidebiliriz. Bir de şöyle bir şey gelmiş. Bir kaşık bal, zencefil, limon, karabiber, tarçın sıcak karışım yapıp günlük yatmadan önce bunu içiyoruz diyorlar. Yatmadan faydalı mıdır?
yatmadan değil de sabaha çıkarına içilmesini daha çok öneririm. Çünkü gün sonunda bağırsaklarda kalıntılar söz konusu. Henüz gün içerisindeki yediklerimiz tam temizlenmemiş oluyor. 12 saatlik açlıktan sonra sabaha çıkarına aldıklarında çok daha fazla faydalanırlar. Güzel bir karışım. Bir sıkıntısı yok. Biz de danışanlarla böyle şeyler yapıyoruz. Bu süreçte iki öğün yemek yiyenler varmış. Bu zararlı mıdır yoksa sık yemek daha mı iyidir? Yani mutlaka iki öğün değil de arada bir yine atıştırmalık bir meyve ya da bir başka bir atıştırmalık olduğunu düşünüyorum ben. Ama net bir şekilde iki öğün yapıyorsak da bir zararı olmayacak. Sadece suyu o aralara iyi yaymak lazım. Kişiye göre değişebilen bir nokta ama biz genelde o kan şekerini anlatmıştık ya, dalgalı halini, grafiğini yakalamak için işte en azından 4 saatte bir, en geç 6 saat arayla bir beslenme istiyoruz. Bir de önemli bir soru daha. Emzirme dönemindeki annelere öneriniz var mı? Ne tür gıdalar almalılar diye soruyor. Emzirme dönemindeki anneler için en önemli gıda çörek otu. Çörek otu çok güzel süt artırdığı için hem anneyi hem bebeği bağışıklık anlamında çok koruyacaktır. Yine çörek otunu da tek başına kullanmak hiçbir şekilde fayda etmiyor. Yoğurdun içine zeytinyağıyla karıştırıp ezmek gerekiyor. Onun dışında annelerin bir diğer kullanacağı nokta sumak. Sumak da anne sütünü çok artırıyor. Kekik, nane, kuru nane, taze nane ve limon anne sütünü azaltacağı için bunu annelere önermiyoruz. Bunlara dikkat etmeleri lazım. Teşekkürler. Başka soru yok. Sadece Abdullah Bey verdirdiğiniz kilolar için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben son bir şey daha söyleyecektim şurada. Tabii ki süremiz kısıtlı. Hepimizin vakti kıymetli. Katıldıkları için herkese çok teşekkür ederim. Ben Z kuşağıyız malum. Instagram sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullanıyorum. Eğer olur da sormak isteyen, sorusu olan katılımcılarımız varsa bu adresten bana yazabilirler, takip edebilirler. Çünkü genel olarak mesajlara dönüş yapıyorum. Bir Kızılay ruhu taşıdığımız için insanlara yardım etmek adına sorularınız varsa oradan da cevaplayabilirim. Çok teşekkür ederim. Katıldığınız için biz çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ederiz. Çok faydalı bilgiler almış olduk. Bundan sonrası için de inşallah beslenme alışkanlıklarımızı bir düzene koymaya çalışacağız. İnşallah. Bu süreç kısa sürer. Her şey daha normale döner ama kısa sürmeyeceğini düşünerek hareket etmekte fayda var. Hepimiz ilk başta bunun 1 ya da 2 haftalık bir şey olup geçeceğini, hani bu bir de biraz işimize geldi, tatil oldu, neyse yiyelim sonra devam ederiz gibi düşünmüştük ama öyle olmadı. Daha uzayabilir. Sosyal izolasyon kuralları daha devam edebilir. Bu anlamda sürecin uzun olduğunu düşünerek bu süreçte bir düzen yaratmamız gerekiyor. Tekrar çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşçakalın.